elektrik yüklerinin özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Doğada iki çeşit elektrik yükü bulunur. Evet, doğada artı ve eksi olmak üzere iki çeşit elektrik yükü bulunur. Doğru. Kaynağı atomlardaki elektronlar ve protonlardır. Arkadaşlar elektrik yükünün kaynağı atomlardır. Yani oradaki elektron ve protonlardır. Elektrik yükü korunumlu bir büyüklüktür. Bu ifade de doğrudur. D. Bütün cisimden elektrik yükü elementer yükün tam katlarına eşit olabilir. Arkadaşlar elektron ve proton bölünemeyeceğinden dolayı bütün maddelerin yükleri elektrik yükünün tam katlarına eşit olmak zorundadır. E. Protonun yükü elektronun yükünden daha çoktur. Arkadaşlar hem elektronun hem protonun yükü birbirine eşit. Bunlar zıt karakterli olduğundan dolayı birine artı, birine eksi denilmiştir. Protonun yükü artı olarak gösterilir. Bu protonun yükünün elektrondan daha büyük olduğunu göstermez. Yani E şıkkı yanlıştır. Başlangıçta nötr olan plastik bir çubuk, nötr yün kumaşa sürtülerek elektrikle yüklenmesi sağlanıyor. Evet, demek ki arkadaşlar plastik bir çubuğumuz var ve yünlü bir kumaşımız var. Bu sürtünme sonucunda arkadaşlar plastiği yünlü kumaşa sürttüğümüzde plastik eksi yük kazanır, yünlü kumaş ise artı yük kazanır. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu bilgiye bağlı olarak yün kumaştan plastik çubuğa elektron geçer. Evet, bu doğru. Yün kumaşın ve plastik çubuğun yük miktarları birbirine eşit olur. Arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede alınan yük verilen yüke eşit olduğundan dolayı her ikisinin de yük miktarları eşit olmak zorundadır. Üçüncü olarak plastik çubuğun yükleri tüm hacmine dağılır. Plastik yalıtkan olduğundan dolayı yalıtkanların yükleri sadece belli bölgelerde, sürtünmenin olduğu bölgelerde olabilir. Yani tüm hacmine dağılmaz. Bu yanlış. O halde 1 ve 2 doğrudur. Aşağıda 3 farklı durumda cisimler elektrikle yüklenmeye çalışılmıştır. Bu işlemlerin hangilerinde nötr cisimler yüklenebilir? 1. İki nötr iletkeni birbirine sürtmek. Arkadaşlar iki iletken birbirine sürtülürse elektriklenmez. İletkenler toplam yükü bölüşür. Sürtünmede toplam yük daima sıfırdır. O halde iletkenler iki iletken birbirine sürtülerek elektriklenemez. 2. İki nötr yalıtkanı birbirine sürtmek. Evet, iki yalıtkanı birbirine sürttüğümüzde elektriklenme olabilir. Plastik bir çubuğu ipek yünlü kumaşa sürttüğümüzde elektriklendiği gibi. 3. Nötr yalıtkan bir küreyi elektrikle yüklü iletken bir cisme dokundurma. Evet, yalıtkan bir küreyi arkadaşlar iletkene dokundurduğumuzda dokunmayla elektriklenme mutlaka iletkenler arasında olur. Yani yalıtkan bir cismi dokunmayla elektrikleyemeyiz. O halde doğru cevabımız B şıkkıdır. Başlangıçta nötr olan özdeş KaLM cam çubukları nötr ipek kumaşlara aynı şartlarda sırasıyla 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika sürtülüyor. Son durumda KaLM'nin yükleri arasındaki ilişki ne olur? Evet arkadaşlar ne kadar fazla sürtersek çubuğu o kadar fazla elektriklenme olur. Yani son durumda M'nin yükü L'den, L de K'ninkinden büyük olur. Artı yüklü K küresi nötr metal XY çubuğunun X ucuna yakın tutuluyor. Buna göre çubuğun X ve Y uçlarının yükleri hangisindeki gibi olur diyor. Arkadaşlar artı yüklü K çubuğu metaldeki eksileri kendine doğru çeker. Eksiler Y ucundan X ucuna doğru hareket ettiğinden dolayı X ucu eksi, Y ucu ise artı elektrik yüküyle yüklenir. Birbirine değmekte olan iletken XYZ kürelerine eksi Q yüklü K cismi şekildeki gibi yaklaştırılıyor. Evet arkadaşlar eksi yüklü K'yı yaklaştırdığımızda Z'nin Z'deki eksi yükler X'in en uzak noktasına doğru gider. Eksi yükler X'in en uzak noktasına giderse arkadaşlar X eksiyle yüklenmiş olur. Z'nin yakın olan kısmı ise artıyla yüklenmiş olur. Burada X'e geçen yükler ile Z'nin yükü birbirine eşit olmak zorundadır. Son durumda X'e Z'nin yükleri arkadaşlar şöyle yazarsak X'in, Y'nin, Z'nin yükünü X eksi olmalı, Y nötr olmalı, Z artı olmalı ve X'in yükü ile Z'nin yükü de birbirine eşit olmalı. Bu durumda doğru cevap D şıkkı olabilir. Yarıçapları şekildeki gibi R, 2R, 3R yükleri eksi 4Q, artı 10Q, eksi 12Q olan KaLM iletken küreleri aynı anda birbirine dokundurulup ayrılıyor. Evet arkadaşlar bu sorularda toplam yük yarıçaplarla doğru orantılı olarak paylaşılır. Yarıçapları topladığımızda 3R artı 2R artı R eşittir. Toplam yük ise arkadaşlar
eksi 4q artı 10q eksi 12q diyorum. O halde 6r eşit olur. Bunları topladığımızda arkadaşlar eksi 16 eksi 6q olur. Yani her bir r yarıçapına eksi q kadar yük düşer. O halde son durumda k'nın r kadar yarıçapı olduğundan k'nın yükü eksi q, l'ninki eksi 2q, m'ninki de eksi 3q olacak şekilde yükler paylaşılır. Bizden l'nin son yükünü istediğinden dolayı doğru cevabımız b olur. Artı yüklü iletken k küresi eksi 6q yüklü iletken l küresine dokunduruluyor. Yük geçişi durduktan sonra L küresinin son yükü aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz? Evet arkadaşlar artı yük ile artı K artı yüklü K küresi ile eksi 6Q'yu da topladığımızda toplam yük mutlaka eksi 6'dan daha küçük bir değer olmalı. Ve bu yük de K ve L'ye bölüşülmeli. O halde son durumda L'nin yükü eksi 7Q olamaz. Yarıçapları şekildeki gibi R, 2R, 3R olan iletken KLM kürelerinden K küresi L küresine dokundurulup ayrıldıktan sonra M küresine dokundurulup ayrılıyor. K'nın son yükü ne olur diye soruyor bize. Evet önce K'yı, evet L'yi, M'yi yazalım arkadaşlar şöyle yüklerini. K'nın ilk durumdaki yükü artı 2Q kadar. L'ninki eksi 8Q kadar. M'ninki ise artı 14Q kadar. Evet arkadaşlar burada ilk önce K'yı L'ye dokundurduğumuzda toplam yük eksi 6Q kadar olur. Bu yük ise 3R yarıçapına dağılır. Demek ki her bir R yarıçapına eksi 2Q kadar yük düşer. O halde bu işlemden sonra K'nın yükü eksi 2Q, L'ninki eksi 4Q, M yine 14Q'dur arkadaşlar. Daha sonra şimdi K'yı M'ye dokunduruyoruz. Toplam yarıçap 4R. Toplam yük de 14'ten 2'yi çıkardığımızda 12Q kadardır. O halde her R yarıçapına 12 bölü 4'ten arkadaşlar 3Q kadar yük düşer. K'nın da yarıçapı R olduğundan dolayı son yükü artı 3Q kadar olur. Yüklü iletken LM küreleri birbirine dokundurulup ayrıldığında yük miktarları eşit olur. Yük işaretleri aynıdır. L'den M'ye yük geçişi olur. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Arkadaşlar yüklü iki küreyi birbirine dokundurduğumuzda toplam yük yarıçaplarıyla eşit olarak orantılı olarak paylaşılır. Bunların yarıçaplarını bilmediğimizden dolayı bunların yüklerinin aynı olduğunu söyleyemeyiz. Fakat yük işaretleri aynı olmak zorundadır. Çünkü toplam yükü bölüşüyorlar. Başlangıçta hangisinin yük işaretlerini ve büyüklüklerini bilmediğimizden dolayı hangi küreden diğerine yük akışı olur bunu da bilemeyiz. O halde kesin doğru olan yalnız 2'dir.